Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mavera'dan hepinize merhabalar. Efendim, insan bir yolculuk içinde. Şu dünya hayatı bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü biz cennete gideceksek eğer bu dünyada kazanacağız. Cehennemi hak ediyorsak maalesef dünyada yaşadıklarımız, yaptıklarımız, dünyada verdiğimiz kararlar, dünyada dilimizden dökülenler dolayısıyla olacak. Allah'a sığınıyoruz ki dost doğru bir şekilde bu hayatı yaşayalım. Hayatı tam olması gereken kıvamında dengeyle sürdürebilelim. Dünya çok önemli. Ve değerli dostlarımız, şu dünya hayatında bizler birer yolcuyuz. Öyle bir yolcuyuz ki insan sanki bir tren gibi İki ray üzerinde yürüyor ve o iki raydan birisi korku, diğeri ümit. Bu iki raydan birisi olmadığı zaman tren olması gereken şekilde hareket edemiyor. İnsan sanki şu dünya semasında bir kuş tayaran ediyor, uçuyor, iki kanadıyla uçuyor. Kanatlardan biri korku, diğeri ümit. Sevgili dostlar, korku nedir? Bu iki kanat olan korku nedir? Allah'ın rahmetini hak edememe korkusudur. Ümit nedir? Allah'ın rahmetiyle affedileceği ümididir. İnsan ahiret endeksli bu korkusunu ve ümidini sürekli canlı tutmakla görevlidir. Sevgili izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz. İnsan şu hayatı bir tren gibi iki ray üzerinde yaşıyor. Hayat zaten böyle. Şu hayatımızda bizler, her birimiz nerede, hangi konumda, hangi yaşta olursak olalım, bazen cemal tecellileriyle karşılaşıyoruz, bazen celal tecellileriyle karşılaşıyoruz. Bazen moralimiz bozuluyor, sıkılıyoruz, daralıyoruz. Bazen ferahlık buluyoruz, müjde alıyoruz, seviniyoruz. Dünyada Allah'ın cemali isimlerinin tecellileri de var, celali isimlerinin tecellileri de var. Ve bu ikisiyle beraber biz mezc oluyoruz, harmanlanıyoruz. Biz oluyoruz, oluyoruz. Bizim olgunlaşmamız, bizim cennete ehil, cennete uygun bir kıvama erebilmemiz, nasıl hamuru yoğuruyoruz da ondan sonra o yenebilir kıvama geliyor, biz de ancak böyle cemal ve celal ikisiyle beraber yoğrularak bu kıvama erebiliyoruz. Bizim o kıvama erişimiz celal ve cemalden kemalin doğmasıyla ancak gerçekleşiyor. Kemale ulaşabildiğimiz ölçüde bizler cennete doğru adım attığımızı iddia edebiliriz. Değerli dostlarımız, şu dünyada biz kahır ve lütuf görüyoruz. Kahır ve lütuf, Allah'tan gelen zorluk, Allah'tan gelen ikram. Kamil insanlarda bu kahır ve lütuf rıza olarak birleşiyor. Yani Allah'tan zorluk geldiğinde de, kolaylık geldiğinde de baş göz üstüne deyip insan kabul ediyor. Memnuniyet halini kuşanıyor. Kahır ve lütuf kamil insanda rızaya dönüşüyor, birleşiyor. Hayatımız zıt renklerden bir ahenk şeklinde örülüyor ve sonuçta tek bir kumaş dokunuyor. Sevgili dostlar, bütün bu ifadeleri şunlar için söylemeye çalıştım. İnsan bilmeli, idrak etmeli ve kabullenmeli ki şu dünyada ben celal ve cemal tecellileriyle beraber yaşıyorum. Dolayısıyla şu dünyada ben de hem korku olmalı, hem Allah'ın rahmetini kaybederim korkusu bende olmalı, hem de ümit olmalı. Her an ama her zaman
şu durumlarda korku, bu durumlarda ümit değil. Her zaman bende hem korku hem ümit olmadı. Büsbütün ben Allah'ın rahmetinden korkuyorsam, olması gerektiği gibi normal değilim. Büsbütün ümit içindeysem, yani kesin kendimi cennetlik görüyorsam yine hata ediyorum. Kesin kendimi cehennemlik görüyorsam yine hata ediyorum. Dengenin sağlanması, korku ve ümidin dinamik şekilde sürekli benim hayatımda var olmasına bağlı. Sevgili izleyicilerimiz, korku ve ümit dinamizmini sağlayacak 4 adım var. Bu 4 adımı paylaşabilmek için bu girişi yapmak zorunda kaldım. 4 adım. Bunlarla ancak insan o bahsettiğimiz denge halini kuşanır, korku ümit dinamizmini sağlamış olur. Bu 4 adım nelerdir? 1. Öncelikle insan dünya hayatında her zaman ümidi esas tutmalı. Ümit. Dünyadayken dünya ile ilgili işlerimizde her zaman bizler ümitli oluruz. Ümit. Ümidimizi hiçbir zaman kesmeyiz. Alimlerden bir kısmı ümitsiz olmayı haram kabul etmişler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir bahis var. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keserler. Öyleyse biz her zaman ümitli olmalıyız. Dünya ile ilgili endişemizi, korkumuzu bırakmalıyız. Niye? Çünkü biz Allah'tan, Allah'ın sonsuzluk hazinesinden ümit ediyoruz. Yani ya şu sınavı kazanamazsam, ya şu işi tutturamazsam, ya şöyle olmazsa, ya böyle olmazsa. Bu konuda sağlıklı olan tavır nedir? Sağlıklı olan tavır işte o 4 adımdan birinci basamak. Sağlıklı olan tavır her zaman şudur. Ben tevekkül ehli olmalıyım. Tevekkül ehli olan kişi doğrudan ümit var olur zaten her zaman. Ümit var olur. En karanlık gördüğü ortamda bile ümit var olur. Ama ümidimiz bizi tembelliğe sevk etmesin. Ümitli olabilmek için gayret etmemiz lazım. Yani tevekkül ehli olmamız lazım. Tevekkül nedir? Değerli dostlarımız, tevekkül ehli olabilmek için o ümit ettiğim şeyle ilgili ne yapılacaksa onu yapmam lazım. Yapmam lazım. Yaptıktan sonra sonucu tamamen Rabbime bırakmam lazım. Hastayım. İyileşmek için gayret etmem lazım. Tedavi olmam lazım. Hazık ve mütedeyyin, yani dini hassasiyetleri olan ve uzman olan bir hekim bana bir yol haritası çizdiyse onu yerine getirmem lazım. Ondan sonra ya iyileşemezsem diye ben düşünüyorsam, bu Allah'ın benden istediği tavır değil. Borcum var. Borcumu ödemek için hassasiyet gösterip kendim uğraşmam lazım. Bir planlama yapmam lazım. Bunu yaptıktan sonra tevekkül edebilirim. Sonucu Allah'a bırakırım. Ama borçluyum, sızlanıyorum ve sürekli kaygısını çekiyorum. Ya ödeyemezsem. Bu Allah'ın benden istediği bu değil. Borcunu ödemek niyetine sahip ol. Bununla ilgili planlama yap, uğraş, gayret et. Ondan sonra da ödeyeceğin konusunda, Allah'ın seni bu probleminden kurtaracağı konusunda ümit et. Ümitli olmak bizim dünya ile ilgili ilişkilerimizde kesinlikle vazifemiz. Öğrenciyim, endişe etmemem lazım. Sınava çalıştım, elimden geleni yaptım. O zaman sınavı kazanamazsam diye endişeye gerek yok. Kazanamayabilirim. Hastayım, hastalıktan kurtulamayabilirim. İş yeri açıyorum, iflas edebilirim. Bunlar var, doğru. Sonuç, benim yüzleştiğim sonuç her zaman, her durumda hakkımda en güzeli, en hayırlısı olacak. Allah karar veriyor ve takdir ediyor. Bunu bildiğim zaman ben o zaman Allah'ın rahmetinden, Allah'ın kereminden %100 ümitliyim demektir. Paylaşacağımız 4 ilkeden bir tanesi buydu. Dünyada her zaman ümit. Müminin, Müslümanın hayatında ümit eksik olmaz. Ümitsizlik olmaz. Allah ümitsiz bir Müslüman, bezgin bir Müslüman istemiyor. Peygamberimiz ümitli olan ümmetiyle iftihar ediyor. Ümitsiz olanla değil.
Dünyadayken bile ümitli olan insanın yanında olmak istiyorsunuz. Biz bile yani. Ümitsiz olan insanın yanında olmak istemiyorsunuz. Karamsarlık sarıyor. Birinci ilke buydu. İkinci ilke şu. Dünyada ümitli olacağız diyoruz ya. Evet. İkinci olarak da o ümidin bir parçası olmalıyız. O ümidin bir parçası olmalıyız. Gelecekte her şey çok güzel olacak. Bunu umuyorum. Bunu ummak, bunu ümit etmek bir adımdır. Ama yeterli bir adım değildir. Gelecekte her şey güzel olacaksa, tamam, bunu ümit ediyoruz. Allah çünkü sonuçları verecek. Bir yandan bir sorumluluğum var benim ki, o gelecekteki her şeyin güzel olmasına ben nasıl katkı sağlıyorum? Dünyada her şey güzelleşecek. Dünyada barış, huzur, sükun iklimi bütün dünyaya hakim olacak. Artık zulümler ortadan kalkacak. Buna inanıyorum. Kuvvetli ümit ediyorum. Tamam. Birinci vazifemi yerine getirdim. Kuvvetli ümit ederek birinci vazifemi yerine getirdim. İkinci vazifem de şu. Ben bu ümidin ne kadar parçası oldum. Yani dünyada zulümlerin, haksızlıkların sona ermesinde benim ne payım oldu? Olmalı. Şu dünyanın huzur iklimine dönüşmesi, barış iklimine, sükunet iklimine dönüşmesinde benim nasıl bir katkım oldu? Olmalı. Bir parçası olmalıyım ben. Ümidin bir parçası olmalıyım. Değerli dostlarımız, bu da ikinci sorumluluğumuz. Korku ve ümit dengesini sağlayabilmek adına, korku-ümit dinamizmini yakalayabilmek için bu da ikinci sorumluluğumuz. Bitmedi. Üçüncü sorumluluğumuz ve dördüncü sorumluluğumuz da var. Üçüncü sorumluluğumuz değerli dostlarımız, ahirete dönük olarak da sürekli o korku-ümit dengesini hissetmek. İkisini birden hissetmek. İnanmak ki cennet ümidim de, cehennem korkum da bana çok yakındır. Cennet sanki bir adım ötemde, Allah korusun ki cehennem o da bir adım ötemde. Çünkü ölüm bana bir adım ötede, ölüm yakın. Ne zaman geleceğini bilmiyorum, yakın. Ölüm bana yakınsa eğer, cennet de yakındır, Allah korusun ki cehennem de yakın demektir. Ahirete dönük, kendimi hesaba çektiğimde, kendimi bir yerde konumlandırmaya çalıştığımda, o zaman değerli dostlarımız, cennete de yakıştırmalıyım. Maalesef, yine tekrar ediyorum, Allah defalarca korusun, sonsuza kadar korusun ki cehenneme de yakıştırmalıyım. Yani bu konuda şeytan bizi kandırabiliyor. Nasıl kandırıyor? Allah'ın rahmetinden ümidimizi kestirerek kandırabiliyor. Diyor ki, sen bu kadar günaha girmiş olan insansın. Bu kadar günahınla beraber senden bundan sonra iyi bir kul olmaz. Bize buna inandırıyor. İnandırdığı zaman ne oluyor? İnandırdığı zaman şu oluyor. Namaz kılmıyordunuz siz. Namaz kılmaya başlayasınız vardı. Şeytan size dedi ki veya kötü arkadaşınız size dedi ki sen bu kadar içki içmişsin. Bu kadar günaha girmişsin, faize batmışsın, yalan söylemişsin, aldatmışsın, üçkağıtçılık yapmışsın, hırsızlık. Her türlüsü var. Bu saatten sonra sen namaza başlasan ne olacak? Hangi yüzle başlıyorsun diye bizi kandırdı. Bu yalan, yalan bizi kandırdı. Sonra sonuç biz namaza başlamadık. Ramazan ayıydı. Ya hiç değilse bir oruç tutayım birkaç gün bakayım dedik. Sen ne yüzle oruç tutacaksın? 365 günün 300'ünde ağzından içki düşmeyen kişi sen nasıl oruç tutacaksın dedi şeytan. Şeytan bunu dedi ha. Veya şeytanlaşmış arkadaşım, dostum, insan bunu söyledi. Sonuç ben Ramazan'da oruç tutacaktım. Bu orucum ortadan kalktı, mani olundu. Tutmadım. Yalan. Değerli dostlarımız, doğrusu şu. Gerçek olan şu. Allah kendisine doğru bir adım attığımızda dağlar kadar, hesabını bilemeyeceğimiz kadar, cesameti engin, sınırsız günahlar sırtımızda, arkamızda yük olsa, bunları püfür, etkisiz hale getirir. Sıfır, sıfır, sıfır hale getirir. Biz ona doğru adım atıp, tövbe ettiğimizde,
Allah'ım pişmanım, günahımdan vazgeçiyorum dediğimizde hepimizin ve her şeyin sahibi olan Allah bütün bu günahlarımızı sıfır etkiye indirebilir. Yeter ki namaz kılasım vardı, namaz kılayım. Yeter ki oruç tutasım vardı, orucumu tutayım. Yeter ki Allah'a doğru bir adım atayım. Bu anlamda şeytan bizi maalesef kandırabilir. Bu birinci ihtimal. Sevgili izleyiciler, ikinci bir ihtimal daha var. İkinci ihtimal de ne? İkinci bir ihtimal de şu. Kendini çok ümitli görmek. Ben namaz kılıyorum. O kadar namaz kılmayan insan var. Veya ben Müslümanım. Bu kadar Müslüman olmayan insan var. Benim adım Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, Osman. Bu kadar Catherine var. Efendim Philip var. John var. Tabii ki şu ezanların kulaklarımızı çınlattığı diyarda yaşayan ben tabii ki cennete gideceğim. Hiç kimse hakkında kötülük bilmem. Gıybet etmem. Arkasından çekiştirmem. Yalan konuşmam. Tabii ki cennete gideceğim. Değerli dostlarımız, cennet ucuz değil. Cennet o kadar kolay değil. Bütün bir hayat sistemi olarak insan cennete hazırlanmalı, cennete doğru gitmeli. Bütün bir hayat sistemi. Sadece kalbinizin temizliği sizi kurtarmayabilir. Sadece namaz kılıyor olmanız sizi kurtarmayabilir. Sadece yalandan ve gıybetten çekinmeniz sizi kurtarmayabilir. Bunların hepsi çok güzel, muhteşem değerler. Sadece bunlar yeterli olmayabilir. İnsan kendisi için bunları hiçbir zaman yeterli görmemeli. En alimimiz, en mübarek bilinenimiz bile kendisi için cenneti garanti görmemeli. Çünkü sorumluluğumuz ağır. Ve dünya o kadar ciddi bir imtihan taşıyor ki ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, herhalde işimiz garanti denecek kadar kolay, basit bir imtihan değil bu imtihan. Korku ve ümit arasında dengede olmak işte bu demek. Cennet garanti değil, cehennem benim için bir mahkumiyet değil. Cehennemde değil, cennette olabilirim. Allah korusun, cennette olmayı beklerken cehenneme düşebilirim. Sürekli ve sürekli olmam gerektiği gibi yaşama konusunda kendimi hassasiyetle ve hassasiyetle ortaya koymalıyım. Allah'ın Resulü Peygamberim nasıl yaşadı? Kur'an-ı Kerim nasıl yaşamamı istiyor? Buna sürekli ve sürekli dikkat etmeliyim. Bu da üçüncü temel kuralımız, ilkemizdi. Dördüncü kural, korku ümit dengesini hayatımıza taşımak için, o da şu. Değerli dostlarımız, ahirete dönük korku ümidi taşıyoruz ya, bu korku ve ümidi davranışlarımıza yansıtmak. Yani sadece korkmak yeterli değil. Sadece ummak, ümit etmek yeterli değil. Bunu hayata taşımalıyım. Gereğini yerine getirmeliyim. Davranışlarıma yansıtmalıyım bunu. Korkunun gereği Allah'a sığınmaktır, tövbe etmektir, istiğfar etmek, Allah'tan bağışlanma dilemek ve kötülüklerden uzaklaşmaktır. Korkunun gereği bu. Ümidin gereği nedir? Ümidin gereği de salih amelleri, güzellikleri, hayırları, iyilikleri artırmaktır. Bu ikisini beraber yaptığım zaman ben iyi bir insan olmuş olurum, kamil bir insan, doğru bir insan olmuş olurum. İkisi beraber. Korkuyorum, Allah'ın rahmetini kaybetmekten çok korkuyorum. Bu dilimde kalırsa ben dalga geçiyorum demek, korkmuyorum demek. Gerçek anlamda korkuyorsam ben hayatıma taşımalıyım ve günahlardan uzak durmalıyım. Ben Allah'ın rahmetinden kuvvetli ümit ediyorum ise çok güzel bu. Zaten istediğimiz bu. Allah bu ümidimizi her zaman canlı tutsun. Sadece dilde kalıyorsa bu, yine yalan söylüyorum demek. Davranışıma geçmesinin ne anlama geliyor? Ümit ediyorsan bu ümidini tahakkuk ettir. Bu ümidini gerçekleştir. Bu ümidini hayatına taşı. Yani salih amelleri, güzellikleri, hayırları hayatında çoğalt. Ümidin gereği bu. Değerli dostlarımız, Allah bütün hayatımız boyunca korku-ümit dengesinden, korku-ümit ekseninden bizleri uzaklaştırmasın. Her zaman Allah korkusunu,
kalbimizin baş köşesinde, Allah'ın rahmetinden ümidi kalbimizin diğer baş köşesinde tutmayı bizlere nasip etsin. Mavera'nın sonuna geldik. Allah yeni maveralarda, yeni programlarda buluşmayı nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.